Ersin Ramoğlu, susup seyredelim mi? Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi Bordo Bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Paker, evlat hasretinin mezarının karşısına kiraladığı evle gidermeye çalışıyor. Acılı ananın yüreği yanıyor. Bordo Bereli Paker, PKK'nın hendek ihanetinde surda şehit ettiği ilk Mehmetçik'ti. PKK ile işbirliği yapan CHP ve ortakları Peker gibi nice şehidin aziz hatırasına ihanet ediyor. Türküm diyen, insan olan herkes bu eli kanlı örgütle arasına mesafe koyar. İyi Parti, SP, Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu eli kanlı örgütün siyasi ayağıyla iş tutuyor. Bağımsızlığımıza göz diken Amerika'nınsa emir eri oldular. CHP pis işlerini gizlemek için de bir ayak üstüne 40 yalan uyduruyor. 128 milyar dolar kayıp yalanı gibi. CHP'li İlhan Kesici yalanı deşifre etti. 128 milyar dolar nerede diye soran CHP'liler bunu arkadaşları Kesici'ye de sorsun. O biliyor çünkü. Merkez Bankası Başkanı, Hazine Bakanı cevap veriyor, tablolar yayınlıyor. Ama nafile ne dersen de. Kılıçdaroğlu reisi öldürmeye karar verdi. Adamın Erdoğan'a karşı iflah olmaz bir düşmanlığı var. Siyasetini de bu düşmanlık üzerine kurmuş. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in taktiğini aynen uyguluyor. Yüzü de kızarmıyor. Milleti kandırmak için ortaya kocaman bir yalan atıyor. Yalanını sürekli tekrar ediyor. Palavrasını gerçekmiş gibi millete yutturmak istiyor. Vicdanı yok, insanlıktan da çıkmış. Bir siyasetçi 7-24 yalan üretir mi? <laughs> Bu üretir ama. FETÖ de sıfırla yalanını ortaya atmıştı. Bay Kemal de bunu mecliste seslendirmişti. 1 milyar doların 7 ciple evden taşındığını iddia etmişlerdi. O kadar para, 2 tıra zor sığacakken hem de. Profesyonelce çalışıyorlar. Ortaya bir manipülatif yalan atıyorlar, medyaları bunu köpürtüyor. Bizlerse savunmaya geçerek adamın pis emellerine hizmet ediyoruz. CHP'li başkanlarsa aradan iş bitiriyor. İşçilere Hitler zulmünü yaşattılar. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin belediyelerinden binlerce işçi çıkarıldı. Cılız birkaç sesten başkan ne oldu? Reise yapılan saldırılara kaç AK Partili güçlü bir şekilde cevap veriyor? Milyonlarca üyesi olan bir parti başkanına saldıranı neden tüküreye boğmuyor? O işçileri AK Parti veya MHP'li belediyeler çıkarsaydı, CHP ortalığı ayağa kaldırırdı, eylemleri gırla giderdi, iktidar bürokrasisi de uyuyor. Neden acaba?'' Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kamu arazisinden menfaat temin edişinin ibretlik öyküsünü yazdık. Yeni bir arazi işi de var, onu da yazacağız. Ama iğneyle kuyu kazıyoruz. Devlet dolandırılmış, sonuç sıfır. Bürokrasi dilini yutmuş, yolsuzluğu adeta gizliyorlar. Çünkü işin içinde bazı AK Partililer var. Neyse ki Karalar ve ekibinin Danıştay'a yaptığı itiraz reddedildi. İnşallah tapu da iptal edilir. CHP'li belediyelerde yapılan yolsuzluklar ayyuka çıktı açtıkları davalarla gözümüzü korkutacaklarını sanıyorlar. Ama biz yazmaya devam edeceğiz. İBB'de AK Parti döneminde 7.45 liraya satın alınan iftarlık kumanya CHP döneminde 4 katı bir fiyata alındı. Susalım mı? İstanbul'un 121 milyar lirası kayıp. Sormayalım mı? İki yılda İstanbul'a çakılan bir çivi yok. Sadece AK Parti'nin yaptığı hizmetlere çökme var. Seyredelim mi? 121 milyar lirayı harcamış İmamoğlu. Ne mi yapmış? CHP'li yandaş trollere, sanatçılara, Halk TV'ye, Tele 1'e, Sözcü ve Cumhuriyet'le malum ajanslara paraya yağdırmış. Anlatmayalım mı? Diğerlerinin de Ekrem'den farkı yok. Ersin Ramoğlu, Sabah Engin Ardıç Politika Mavraları Gereksiz haberlere zevkle yer veren bir gazete var. Oradan derledim bizde bulamazsınız. Ecevit'siz Ecevit Partisi DSP ittifak kurmak ya da birinden birine girmek için kimseye kapıyı kapatmadıklarını açıklamış. Bu partinin genel başkan yardımcısı Hasan Erçelebi diyor ki, "Cumhur ittifakına da girebiliriz, Millet ittifakına da. Yani icabında iktidarla da işbirliği yapabiliriz, muhalefetle de. Ne sağcıyız, ne solcu, Ecevitçiyiz, Ecevitçi. Çünkü amaçları partilerini güçlü bir şekilde meclise sokabilmekmiş." Böyle bir şey mümkün değil ama güçsüz bir şekilde de girseler hayır demeyecekler. Çünkü amaç birkaç üst düzey yöneticinin bir şekilde meclise kapağı atabilmesi. Üyeler de onlara bakıp mutlu olacaklar. Sırf Hasan Bey mebus olsun diye oyunu harcayacak kaç kişi çıkar? Geçen yerel seçime bakarak söyleyelim %0.98, %1 bile değil. Bu sonucu yorumlayan genel başkanları Önder Aksakal, herhangi bir ittifak organizasyonu içinde yer almadan tek başına katıldığımız bu seçimde DSP'nin varlığını ve gücünü kanıtladığımıza inanıyorum demişti. Pişkinlik şampiyonu olarak Kılıçdaroğlu'nu bilirdik, meğerse bu alanda ciddi bir rakibi varmış. Anlaşılan şimdi pabucu pahalı görünce ittifak konusunda fikirlerini değiştirmişler. Fakat Allah var, teklif de yok yani diyecek kadar da açık sözlü adamlar. Birisi bize teklif etti, kaş kırptı, göz kırptı, diyecek halimiz de yok diye de ekliyorlar. Madem bu kadar dürüst adamlarsanız gidin evinize yatın be kardeşim. Değer mi bir mebusluk için komedi filminde oynamaya? Kıyak emeklilik peşinde misiniz? Paranız mı yok? Tansiyon ilaçlarınızı sigorta doktoruna yazdırırsınız, sıkıntı kalmaz.'' HDP'den istifa eden Ahmet Şık tipe katılmış. Türkiye İşçi Partisi deyip geçmeyin şu anda mecliste tam 3 mebusu var. Yani devrim yakındır yoldaşlar. Bunların genel başkanı Erkan Baş, ismiyle de müsemma bir arkadaş, Şık'ın partiye katılımıyla mücadele ve inatlarının büyüyeceğini belirtmiş. Bu bir inat partisiymiş. Biz de Marksist-Leninist sanmıştık tam 1407 üyesi var. Bunlar Türkiye Komünist Partisi ile halkın Türkiye Komünist Partisi'nden ayrılanların birleşmesi sonucu ortaya çıkmışlar. Biri halkınsa öteki kimlerin oluyor? Burjuvazi'nin Komünist Partisi mi? İktidarı hedefliyorlarmış. 1407 kişi az değil. Smolny Enstitüsü'nden yola çıkıp kışlık sarayı bir basarsa bu iş tamamdır. Ne ki Aurora zırhlısı sarayı topa tutamaz çünkü Ankara'da deniz yok. Olsun belki Fethullah gene havadan destek verir. Kardeşim, orta yaşlı emeklerin oyalanmaları için bir sürü imkan var. Evde oturmaktan sıkıldınız anlıyoruz, biz de sıkıldık. Film film seyredin ya, kitap okuyun, müzik dinleyin, çiçek sulayın, kovboyculuk oynar gibi particilik oynamak sizi mutlu ediyorsa, ona da bir şey diyemem tabii. Herkesin hobisi kendine. Engin Ardıç, Sabah Okan Müderrisoğlu Rezerv meselesi, tercihler ve işin aslı Şimdi tane tane anlatalım. Başını CHP'nin çektiği muhalefet bloğu, döviz rezervleriyle ilgili ilginç bir algı yönetimi başlattı. Önce 128 milyar dolar hesabı ortaya attı ve bu tutarın buharlaştığını iddia etti. Sonra bizzat CHP'li milletvekilleri bile döviz satışlarının Merkez Bankası bilançosunda görülebileceğini kaybolmadığını söyleyince bu kez farklı bir faza geçti. Döviz satışlarının usulsüz olduğu tezine öne sürdüler. Gerek Merkez Bankası Kanunu gerek Hazine ile Merkez Bankası arasındaki protokol gerekse o zamanki adıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde alınan çerçeve kararlar yani hukuki boyutu hatırlatılınca yine ağız değiştirdiler kalktılar neden ihale yöntemiyle satmadınız diye bir yol tutturdular ardından kimlere sattınız diye devam ettiler kendileri de gayet iyi biliyor ki merkez bankası rezervleri döviz talebi olduğunda veya zor günler için tutulur bu amaçla kullanılır ve uygun piyasa koşullarında da yerine konulur örneğin eski merkez bankası başkanı erdem başçı döneminde toplamda 30 milyar dolar satıldığını ne soran oldu ne de bilen piyasa şartlarının gereğiydi denildi geçildi Neyse konuyu dağıtmadan sürdürelim. Merkez Bankası ihale yoluyla doğrudan müdahale şeklinde veya üçüncü bir yolla döviz satışı yapabilir. Bu kararlar o günkü piyasa veri seti, finansal durum, uluslararası gelişmeler, ülkeyi yakından ilgilendiren jeopolitik süreçler, hatta siyasi istikrarı etkileyebilecek riskler de dikkate alınarak verilir. Ağustos 2018'de eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini açıktan hedef alan tweeti sonrası döviz piyasasında türbülans yaşandığını bilmeyen yok. 2019 yılı güçlü toparlanma sinyalleri verirken mart ve haziran aylarında yapılan seçimler öncesinde ve sırasında siyasal sistemik sonuç üretmek üzere yeniden dövize atak başladığını inkar edebilecek bir kişi bile yok. 2020 yılının pandemi şoku ise sadece bizim değil, cümle alemin sorunu olarak halen karşımızda. Kaldı ki size karşı silah nerede, ne zaman çekiliyorsa, ona göre önlem alır ve eş anlı olarak mukabele etmek zorunda kalırsınız. Nitekim Türk lirasının değeriyle oynama kurgusu, Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde açılan Asya'dan başlayıp, güneşin doğuşunu izler şekilde Londra'ya, yer yer New York'a kadar uzanıyordu. Merkez Bankası'nın da gece yarısı olay bittikten sonra yapabileceği müdahalenin etkinliği tartışmalı iken 24 saat teyakkuzdayız mesajının verilmesi hem önemliydi hem de gerekli. Özetle esas olan ülke bilançosudur. Rezerv biriktirildiği gibi ihtiyaca göre kullanılıp tekrar takviye edilebilir. Döviz satışları hukuka uygundur. Stratejik olarak piyasadaki oynaklığın dengelenmesi, yüksek faiz sarmalına girilmemesi Üretim dinamiklerinin korunması bakımından verilen kararlar söz konusudur. Bunun ötesinde muhalefetin kurumları töhmet altında bırakması, siyaset yapıyorum bahanesiyle milletin zihnini bulandırması en hafif deyimiyle haksızlıktır. Okan Müderrisoğlu sabah